ülkemiz dış ticaretinin de %87'si deniz yoluyla yapılıyor. Dünya deniz ulaşım hastasının Akdeniz havzasındaki payı %25. Akdeniz havzasının önemli bir bölümüne ve en uzun kıyı şeridine de sahip olan ülke biziz. Bu pastadan Türkiye'nin payını artırmak, Türk denizciliğini daha ileri noktalara taşımak için denizcilik sektörüne önemli destekler verdi. Elbette biz denizciliğe sadece taşımacılık gözüyle de bakmıyoruz. Denizcilik bizim için bir sanayi, liman hizmetleri, turizm, yatçılık, canlı cansız doğal kaynaklar ve deniz çevresinin yönetimi de içine alan kapsamlı bir endüstri, ticaret, hizmet ve geçim alanı. Maalesef uzun yıllar denizciliğe milletimizin kalkınma dinamosu olarak bakmak yerine bazı vatandaşlarımızın geçim teknesi olarak bakıldı. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak gemilerimiz uzun yıllar kara listede kaldı. Bizden önce gemilerimizin dünyanın pek çok yerinde engellerle karşılaşıyordu. Biz aldığımız tedbirlerle, denetimlerle ülkemizi beyaz listeye yerleştirdik. Bu şu anlama geliyor. Gemilerimiz şu anda dünyanın bütün sularında rahat bir şekilde seyahat edebiliyor. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırabiliyor. Öte yandan ülke içinde sektörün kalkınması için de en önemli adım olan ÖTV'yi kaldırdık. Sektöre bugüne kadar 5 milyon ton yani 7 milyar Türk liralık bir destek sağladı. Bu sayede kaba taşımacılığımızdaki yolcu taşıması %40 artarak 140 milyona ulaştı. Yine benzer hamlelerimizin bir sonucu olarak zaman içerisinde deniz ticaret filomuzun kapasitesi dünya denizcilik filosuna göre %75 daha fazla büyüme kaydetti. Ve filo sayımız 571'den 3 katın üzerinde artarak 1511'e çıktı. Limanlarımızda elleşlenen yük miktarı da yine 2018 yılı itibarıyla %142 artarak 460 milyon ton üzerine çıktı. Türk sahili deniz filomuz 9 milyon deadweight tondan 29 milyon deadweight tona çıktı. Dünyada 18. sıradayken şu anda 15. sıraya yükseldi. Yine sektörün büyümesine paralel olarak 37 olan tersane sayımızı da 78'e çıkardık. Dünyaya üretiminde 3. sıraya yükseldi. Bu alanda marka haline geldi yat üreticilerimiz. Gemi inşaat sektöründeki temel amacımız tüm ekipmanlar dahil en az %70 yerli katkı payı ile gemi üretimini yapma. İnşallah bunu da 2023 hedeflerimiz doğrultusunda daha yüksek oranlara çekeceğiz. Denizcilik sektörümüzün bugün ekonomik büyüklüğü 17,5 milyar doları aştı. İlgili ve ilişkili sektörlerde istihdam edilen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Sadece denizcilikte, taşımacılıkta, tersanecilikte, liman hizmetlerinde çalışan insan sayımız 400 bin üzerinde. Bunlar eskisine oranla çok önemli rakamlar ancak bunlar bizim için yeterli değil. Yat turizmine baktığımızda Türkiye Akdeniz havzasında önemli uğrak merkezlerinden biri. Hem yaz hem kış aylarında yatlar ülkemizi tercih ediyor.
yat turizminde sektördeki tüm oyuncuların oynadığı rol ve Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konum da dikkate alındığında bu pastadan daha fazla pay almak için yeni yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. Bu konuda tek başına yatırım yapmak da yeterli değil. Tanıtım da en az o kadar önemli. Bu ve benzer fuarlar bu açıdan çok önemli roller üstlenmektedir. Bunun için 25 bin olan yat bağlama kapasitesine sahibiz ve bu kapasiteyi önümüzdeki orta vadede 50 bine çıkarmamız gerekiyor. Özellikle ticari yatların ve amatör teknelerin barınma ve dışlanmasında özellikle Ege ve Akdeniz'de yeterli kapasiteye sahip değiliz. Bunu geliştirmemiz lazım. Ülkemizin mega yat inşasında ve teknolojisinde dünyada ön sıralarda yer alması hepimizin göğsünü kabartmaktadır. Malumunuz Türk sahipli yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçmeleri için başta harç ve vergi olmak üzere tüm engelleri kaldırdık. Yabancı bayrak çeken teknelerin Türk bayrağına geçmelerini teşvik amacıyla ÖTV'yi de kaldırdık, KDV'yi de %1'e indirdik. Yapılan bu düzenleme ile bugün itibarıyla 6208 tekne Türk bayrağına geçti. Sektör çalışanların eğitimli olması amacıyla önemli çalışmalar yapılıyoruz. Dünyanın en fazla eğitimli gemi insanına sahip 4 ülkesinden biriyiz. Bu konuda bizim için asıl kriter uluslararası platformlarda çalışan yabancı lisana hakim denizci varlığıdır. Maalesef bu konuda yeterli değiliz. 2018 Ekim ayında ülke çapında 1 milyon amatör denizci eğitimi projesini başlattık. Elektronik ortamda ücretsiz olarak verilen bu eğitim programında kapımızı herkese açtık. Şu ana kadar 6 ay içerisinde 180 bin kişiye bu eğitimi verdik ve amatör denizci yaptık. Kendisi mütevazi oldu. Teşekkür ederim.